Arkadaşlar merhaba. Yine bize birkaç soru soruldu. Bunları bu şekilde toplu halde biriktiriyorum ve sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Haddim olmayarak kusurlarımız olabilir, hatalarımız olabilir, affola. Bizler de bildiklerimizi sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bunlardan birisi, değerli arkadaşlar, bir petek örme esnasında arı ne kadar bal harcar? Bizim temel petek verme avantajımız değerli arkadaşlar şu oluyor. 3,5 kilo sadece kabartarak yapılan araştırmalarda arı bal harcadığı gözlenmiş. Yani varın siz hesap edin. Yani bizim için kabartılmış petek çok önemli. Mümkün olduğu kadar bunu uzun süreli kullanmaya dikkat edeceğiz. Evet, bir diğer sorun şu, güve problemi. Maalesef saklarken çok büyük sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bir diğer de şu an öten arı kuşları. Evet, arıcının sorunları bitmiyor. Karadeniz birçok bölgede de maalesef ayılar var. Bazı bölgelerde hırsızlıklar da var. Arıcıların dertleri, sorunları maalesef bitmiyor değerli arkadaşlar. Sorularımızdan biri, bir petek örerken arı ne kadar bal harcıyor? 3,5 kilo bal harcıyor değerli arkadaşlar. Yine beraberinde bize en çok sorulan sorulardan bu. Kovanı açtığımızda neler yapmalıyız? Arkadaşlar, kovanı açtığımızda arıya şöyle bir üstten baktığımızda, bunu tabii ben yeni başlayan arıcılar için, meslektaşlarım için ifade ediyorum. Yoksa zaten mesele bilen, işi bilen birçok arkadaşımız var. Haddimiz değil tabii ki kimseye bir şey öğretmek. Bizler kendi bildiğimizi paylaşıyoruz. Çünkü bazen yanlış anlaşılan yorumlar oluyor. Gayemiz ukalalık değil. Bilgilerimizi beraber paylaşmak. Sizlerin de varsa ekstra söylemek istedikleri yorumlara bırakabilirsiniz. Arkadaşlar, kovanı açınca arılar kanat çırpmaması gerekiyor. Çok hızlı bir şekilde kanat çırparsa bu o kolonide ana arı olmama ihtimallerinden biri oluyor. Kesinlikle ana arı yoktur diyemeyiz. Olmama ihtimallerinden biri oluyor. Buna dikkat edeceğiz. Evet, petekleri nasıl kovana vermeliyiz? En sık sorulan sorulardan biri bu. Arkadaşlar, hep bir öncekinin yanına vermeliyiz. Yani arımız 7 çıta ise biz bunu bir öncekine vermeliyiz. Yani 6 ile 7'incinin arasına vermeliyiz. Kovanımız 8 çıta ise bunu da 7 ile 8'in arasına vermeliyiz. Yani hep bir öncekine ilave ederek bunları bu şekilde vermeliyiz. Yine aslında atlatılan ve önemsenmeyen en önemli noktalardan biri şu arkadaşlar. Kara petek, sarı petek. Değerli arkadaşlar, baharda sarı petek kullanacağız. Hatta mümkün mertebe temel petek verip bunu arı işlemeli. Ve baharda ana arı hep sarı peteğe yumurta atar. Bu ise çam balında değişir arkadaşlar. Hatta baharda ve bal akım döneminde arı hep sarı peteğe nektar bırakır. Fakat ne zaman sonbaharda ve hatta çam balına gittiğimizde asla sarı peteği ellemiyor değerli arkadaşlar. Daima kara petek istiyor. Mesela biz çam balına giderken hep kara petekle gideriz. Kara petek olduğu zaman çam balını bırakıyor. Çok istisnai durumlarda bunu başka şekilde de yapabiliyor. Bir diğer sorun şu, kışa girerken de yapılan en büyük hatalardan biri. Arkadaşlar, ben kovanın arkasına geçtiğimde sağdan çalışıyorum. Bazı arkadaşlar soldan çalışıyor. Bu kişiye göre farklılık gösterebiliyor. Ben sağdan çalıştığım için ilk 5-6 peteği eğer baharda sarı olmuşsa mümkün mertebe bunu yavaş yavaş kara peteğe dönüştürmeye çalışıyorum. Çünkü arı kışın kara petekte daha güzel kışlar değerli arkadaşlar. Tekrar etmek istiyorum. Arı kışın kara petekte kışlar. O yüzden salkım yapacağı ilk 5 peteği mümkün mertebe kullanılmış kara peteklerden seçmeye çalışacağız. Bir diğer konu da peteklerde parafin konusu çok soruluyor. Arkadaşlar, birçok değerli petek üreticimiz var. Temel petek üreticimiz var. Hepsi birbirinden değerli. Fakat bazen maalesef duyuyoruz petekleri parafinden yaptıklarını, içerisine gıda boyası katıp sarı hale getirip o şekilde bal mumu gibi bastığını. Maalesef biz eğer temel peteğimizi arıya tamamen ördürmüyorsak, petek balı yediğimizi sanıyorsak, bu bazen tehlikeli bir şekilde petrolden üretilen parafini yemiş olabiliriz. Parafin, bildiğimiz aydınlatmada kullanılan mumun da ham maddesi değerli arkadaşlar. Beyaz olur biliyorsunuz ama renklendiricilerle beraber bu bal mumu rengini alabiliyor. Evet, petek balı eğer arı tamamen kendisi örmüyorsa biz buna petek balı maalesef diyemiyoruz değerli arkadaşlar. Önemli noktalardan biri bu. Değerli arkadaşlar, kovanda bir diğer sorumuz şuydu. Arı yavru atar fakat arılara teker teker bakarken bir peteğe baktınız, diğer polen dolu. Böyle bir 20 santim, 10 santim bir polen dolu. Onun tam karşısında da bilin ki yavru vardır. Arı her zaman düzenini ona göre sağlar. Yani yavrunun karşısına çıktığında rahatça ulaşabilsin diye polen koyar.
Yani polenin tam karşısında yavru vardır, yavrunun tam karşısında polen vardır. Hem de tam kapalı yavrunun büyüklüğü neticesinde olur genelde. Arkadaşlar, kovanı açtığımızda bahsetmiştim. Eğer üstten baktığımızda balda beyazlıklar görüyorsak balıkım döneminde bu her şey gayet güzel demektir. Bir diğer konu da kışa girerken balını ne kadar bırakmalıyız? Balını da biz tabii ki isteğe bağlı. Fakat biz üst kısmı kemerli olsun diyoruz. Yani alt kısmında yavru olabilir, polen olabilir. Fakat üst kısmında da kemer olsun istiyoruz. Kışın besleme yapmayı ihmal etmiyoruz sonbaharda. Çünkü bazen arı çiçek balını çözemeyebiliyor. Ve birçok arıcı diyor ki, ya benim çok balım vardı ama hep gözlerin içerisine girmişler, orada ölmüşler diyorlar. Bunun sebebi açlıktan değerli arkadaşlar. Maalesef arı balı tamamen çözemiyor. Biliyorsunuz glikoz ve fruktozdan oluşurdu bal. Arı fruktozu yapıyor fakat glikoz yapıları biraz daha farklı olduğundan dolayı, tamamen çözemediğinden dolayı maalesef ölebiliyor. Arkadaşlar, birçok sorular vardı. Sizlere bunları biriktire biriktire bakıyorum. Bunlardan biri önemli bir konu. Birçok arıcımız, benim ana arım var fakat bir gözde 5-6 tane yumurta var. Ben de arı sahte ana arıya gitmiş diye silkeledim. Bir baktım ki ana arı orada. Bu nasıl olur? Ya da ana arım var ama birden fazla da yumurta var bir gözde. Bunun sebebi nedir diye çok soru geliyor. Değerli arkadaşlar, ana arı biliyorsunuz 1500-2000'e kadar yumurtlayabilme kabiliyetine sahip. Ancak bir kural var. Ana arı içerideki işçi arı nüfusu kadar yumurtlar. Yoksa ana arı her gün 2000 yumurta yumurtlar, oho, bizim 3 katlı 4 katlı kolonimiz olur. Hani bir türlü ilerlemeyen kovanlarımız var ya bizim, 2 çıtadır, 2,5 çıtadır. Madem ki günde 2000 yumurta yumurtluyor, yumurtlasın o zaman abi. Hayır, öyle olmuyor arkadaşlar. Çünkü ana arı biliyor ki yumurtlasa bile bunu saracak içeride işçi arı lazım. Ve kuluçka sıcaklığını biliyorsunuz 34.5, bunu sağlaması lazım ki yavru arı çıkabilsin. İşçi arı az ise ana arı çok yumurtlayamıyor. Fakat genç, güzel, kaliteli bir ana arı olduğu için de bir göze birden fazla yumurta bırakıyor. Bazen 4-5 tane yumurta bırakabiliyor. Bu onun heyecanından, bu onun hırsını alamamasından kaynaklanıyor. Hiçbir sorun yok. İşçi arılar bunu gayet bir şekilde düzene kavuşturuyor. Ama böyle bir durum görürseniz bilin ki sizin o kovana bir heyecan vermeniz lazım. O kovana bir destek vermeniz lazım. Başka bir kovandan çıkmaya yakın kapalı yavru, sadece kapalı yavru koyun ve o kovan çok hızlı bir şekilde ilerleyecektir değerli arkadaşlar. Evet, birkaç sorumuz vardı. Onlardan birkaçını sizlere cevaplamaya çalıştım. Teşekkür ederim.